Hanım, hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli Antep yöresine özel yağlı bulgur köftesi yapacağım. Bu lezzetli bulgur köftesini 4 yıldır aynı tarifle yapıyorum. İzninizle bu güzel lezzetli bulgur köftemin yapımına geçelim. 4 su bardağı esmer ince bulgur koyuyorum. Tırnaklarınız benim gibi kısaysa direkt eldiven takmadan yoğurabilirsiniz. Ama tırnaklarınız uzunsa eldiven takarak yoğurursanız daha iyi olur. 4 tane soğanı minik minik doğradım. Bulgurun içine katıyorum. 1 baş sarımsağı minik minik doğradım. 4 yemek kaşığı domates salçası. 3 yemek kaşığı da acı biber salçasını ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Baharatları ekledikten sonra bu malzemelerin hepsini yaklaşık 10 dakika yoğuracağım. Şu an su veya yağ eklemiyorum. Salçanın rengi bulgura güzelce geçtikten sonra şimdi diğer malzemeleri eklemeye başlıyorum. 1 tane limonun suyunu ekliyorum. 1 su bardağına yakın zeytinyağının yarısını ekliyorum. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. İsterseniz zeytinyağını daha da az koyabilirsiniz. Şu ana kadar hiç su eklemedim. Yaklaşık bir 15 dakika daha bu şekilde yoğuracağım. 15 dakika yoğurduktan sonra 1 çay kaşığı daha karabiber ekliyorum. 3 çay kaşığı da nane ekliyorum. Yanıma bir kabın içinde biraz su aldım. Suyla elimi ıslatarak köfteyi yoğurmaya başlayacağım. Yine avuç içime su alıp köftemi yaklaşık bir 10 dakika daha yoğuracağım. Köftenizin tuzunu salçanızın tuzuna göre ayarlayın. Eğer salçanız çok tuzluysa ona göre daha az tuz koyun. İlk başta 2 çay kaşığı tuz koymak yeterli. Şayet size tuzu az gelirse bu kısımda tuzunu, biberini, karabiberini ekleyebilirsiniz. Bakın, kıvamını hemen göstereyim. Bu kıvama geldikten sonra maydanozunu ekliyorum. Ben bahçeden topladım. Burada göz kararı 1 demete yakın maydanozu var. Maydanozları küçük küçük doğradıktan sonra bu kısımda ekliyorum. Maydanozları ekledikten sonra kalan yağdan çok az daha elime alıp çok fazla yoğurmadan birkaç dakika maydanozla yoğurduğum bulgur köftesini güzelce bir harmanlayacağım. Antep bulgur köftesinin çiğ köfteden bence farkı içerisindeki soğan ve sarımsağın bol olması, bir de ıslatılmadığı için hafiften ağza bulgurun kıtırtısı geliyor. Ben 1 su bardağına yakın yağla 1 su bardağına yakın suyla köftemi yoğurdum. Ortalama köfteyi yarım saat yoğurduğum için soğan ve sarımsaklar iyice içinde yoğururken ezildi. Yarım çay bardağı kadar su yanıma aldı. 1 su bardağı zeytinyağından kalan yağı da bunun içine döküyorum. Ellerimi ıslattım. İstediğiniz ölçüde köftelerinizi şekil verebilirsiniz. İster böyle elinizde sıkarak şekil verirsiniz, isterseniz de dondurma kaşığıyla da yapabilirsiniz. Elimi her zaman ıslatmıyorum. 3-4 tane yaptıktan sonra tekrardan parmak uçlarımı hafiften yağlı suya batırıyorum.
Antep bulgur köftem hazır. Çok lezzetli oldu. Arzu ederseniz biraz daha tuz ve pul biber ekleyebilirsiniz. Nefis Antep bulgur köftesini deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.